SK Başkanı Ahmet Yener konuşuyor. Değerli basın mensupları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan 34 siyasi partinin katıldığı mahalli idareler genel seçimlerinde 207.848 sandıkta 61.441.882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir. 61.441.882 kayıtlı seçmenin 31.085.280'i kadın, oran %50.59, 30.356.602'si erkek, oran 49.41 seçmendir. Münferit bazı hadiseler dışında seçimler huzur ve güven içerisinde yapılarak sonuçlandırılmıştır. Seçim süreci içerisinde tüm veriler ve seçmen listeleri seçim takviminde öngörülen tarihlerde siyasi partilerimizle paylaşılmıştır. Sisteme girilen sonuçlar ve resmi formatlı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları Yüksek Seçim Kurulu'na geldiği andan itibaren eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmıştır. Seçime katılan siyasi parti temsilcileri seçim sonuçlarını başkanlığımızda canlı olarak sunulan ekran üzerinden takip etmişlerdir. Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte tutanaklar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır. Yüksek Seçim Kurulu açık veri portalında 2009-2024 yılları arasında yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimi, Milletvekili genel seçimi, mahalli idareler genel seçimi ve halk oylaması seçimlerine ait veri ve bilgilerin paylaşımı yapılmaktadır. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan mahalli idareler genel seçimleri sonrasında yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray, Güzelyurt, Kayseri, Pınarbaşı, Şanlıurfa, Hilvan ilçeleri ile Sivas, Yıldızeli, Güneykaya, Tunceli, Mazgirt, Akpazar, Kırklareli, Lüleburgaz, Büyük Karıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimler yenilenecektir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler genel seçiminde İl Genel Meclisi üyeliğinde 13.563.800 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı %80.09 olarak gerçekleşmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 47.867.134 seçmen kayıtlı olup katılım oranı %78.12 olarak gerçekleşmiştir. 30 Büyükşehir'de Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi 14 Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazanmıştır. Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57.708.541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı %78.11 olarak gerçekleşmiştir. 51 il belediye başkanlığından Adalet ve Kalkınma Partisi 12, İyi Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 7, Cumhuriyet Halk Partisi 21, Milliyetçi Hareket Partisi 8 belediye başkanlığı kazanmıştır. 919 ilçede ise 346 Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 İyi Parti, 1 Sol Parti, 13 Büyük Birlik Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 37 Yeniden Refah Partisi, 57 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 314 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Demokrat Parti,
114 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9 da bağımsız aday seçimleri kazanmıştır. 316 belde belediye başkanlığında ise 168 Adalet ve Kalkınma Partisi, 7 İyi Parti, 1 Sol Parti, 6 Büyük Birlik Partisi, 1 Memleket Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 24 Yeniden Refah Partisi, 10 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 60 Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Hür Dava Partisi, 3 Demokrat Parti, 96 Milliyetçi Hareket Partisi, 3 Demokrasi ve Atılım Partisi, 3 Saadet Partisi, 2 de bağımsız aday belediye başkanlığını kazanmıştır. Belediye meclis üyeliği seçimlerinde ise 57.715.191 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı %78.10 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan seçimlerde en düşük ve en yüksek katılım oranlarını açıklayacak olursak, en düşük olanlar Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda %67.34 ile Diyarbakır, İl Belediye Başkanlığı'nda %59.63 ile Bingöl, İlçe Belediye Başkanlığı'nda %59.76 ile Diyarbakır Bağlar, Belde Belediye Başkanlığı'nda ise %36.18 ile Yozgat Akdağ Madeni Belekçehan Beldesi olmuştur. Katılımı yüksek olduğu yerler ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda %84.97 ile Manisa, İl Belediye Başkanlığı'nda %83.44 ile Artvin, İlçe Belediye Başkanlığı'nda %95.93 ile Kırıkkale Karakeçili ilçesi, Belde Belediye Başkanlığı'nda ise %98.04 ile Aksaray Merkez Yeşiltepe Beldesi olmuştur. Yine 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen seçimlerde seçmen sayısı en fazla olan 5 Büyükşehir Belediyesi'nde katılım oranları ise şu şekildedir. Ankara'da %79.39, Antalya'da %78.47, Bursa'da %78.84, İstanbul'da %79.28 ve İzmir'de %79.02 olarak gerçekleşmiştir. Seçimde emeği geçen siyasi partilerimize, merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, il ve ilçe seçim müdürlüklerimize, sandık görevlerine, çeşitli kademelerde görev alanlara, paydaşlarımıza, desteklerini esirgemeyen bakanlıklarımıza, tüm güvenlik güçlerimize ve belediyelerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci yüzyılının son seçimlerini 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ilk seçimlerini 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştiren Yüksek Seçim Kurulu'nun değerli üyelerine, kurulumuzda yer alan siyasi parti temsilcilerimize ve tüm teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekleşen seçimlerin ülkemize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlere katılımından dolayı tüm vatandaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarına kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, sevgili izleyicilerimiz, 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Bu arada vurgulayalım, Hatay'da tam kanunsuzluk itirazı söz konusuydu Cumhuriyet.